Senaryoyla ilgili gönderdiklerini okudum evladım. Öyle mi abi? Peki nasıl buldun? İyi gidiyor. Güzel. Doğru yoldayız. Öyleyse ben bir parça avans alabilir miyim? Ya bu avans nedir ya? Ya bu avans kelimesi benim ömrümü yedi. Bu nedir bu avans olayı ya? Abi biliyorsun ki para olmadan şuradan şuraya gidilmiyor. Bir dakika ya. Ya bir dakika, sen şimdi senaryoyu yazarken herhangi bir yere gitmiyorsun Hadi Bey. Önünde böyle oturuyorsun masanda, laptopunu açıyorsun, ayaklarını uzatıyorsun. Bir tarafında kahven var, bir tarafında çayın var. Ah gel keyfim gel. Ya ben en çok siz senaristlere verdiğim paraya acıyorum şerefsizim be. Ben anlamadım kardeşim ya. Götünden uydur, osur osur ipe diz yaz, parayı kazan. Ah mis gibi vallahi. Öyleyse Daver abicim, siz kendiniz götünüzden uydurun, osurun osurun, yazın bir senaryo. Hem böylece senaristlere de para da vermek zorunda kalmazsınız. Hadi. Lütfen, hadi. Bak şimdi sana çok dramatik bir olay anlatayım mı? Daha gencim, yakışıklıyım. Böyle bütün kızlar böyle her taraftan bağırıyorlar bana böyle. Kıvanç! 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 Kıvanç mı? Ya yok mu şu sarı olan, hani baklavaları olan? Artık olan mı diyorsun? Onu söylüyorum. Ya daha o bebekken onu bana benzetirlerdi. Sen ne konuşuyorsun ya? Ya kızlar benimle bir muhallebi yiyebilmek için kümetikten sıra alıyorlardı. Ben ne konuşuyorsun? Tabii insan şimdi bu kadar böyle karizmatik olunca, bu kadar yakışıklı olunca kem gözler değdi bize. Nazara geldik oğlum. Bir sabah kalktık ki saçlar dökülmüş, sakallar beyazlamış, burada gaz ayakları oluşmuş. Yapacak bir şey yok. Bir gecede. Ne oldu, inanmadın mı? Yok, olabilir aslında yani. Bak gördün mü? Demek ki götünden uydurmak kolay bir şey yani. Şimdi ben sana bunu anlattım diye senden avans istedim mi oğlum? Hah, faydalı bir şey almış kardeşim. Ne yapıyorsun lan? Biber gazı o, manyak. Öldüreceksin kendini. Bu ne be? Senaryoda yazdığı gibi kameraları etkisiz hale getirmek için deterjan. Deterjanı ne yapacağız lan? Çamaşır mı yıkayacağız bir de? Bakın son kez söylüyorum. Eğer gene saçma sapan paralar getirirseniz sizi hacamata bırakmam. Vallahi de billahi ben gebertirim. Sen bizi tehdit mi ediyorsun lan? Anüş! Ne dedin sen? Anüş dedim. O ne demek lan? Süleyman söyleyeceğim şimdi, bayılacağım. O zaman söylerim. Ne demek? Göt demek. Ne yapıyorsun ya? Kalk lan, kalk, kalk. Kalk oğlum, bir kendine gel lan, kendine gel. Lan, lan bir kendine gel. Kalk lan, kalk. Arkadaşlar, şimdiki ilk işimiz Tipi Tip'in senaryoda yazdıklarını hayata geçirmek. Önce güvenliği ele geçiriyoruz. Bütün kontrol bizde olacak. Metronun gişelerinde biriken paralar her cuma bankaya gönderilmesi için toplanıyor. Siz sadece bizim kaçış güzergahımızdaki güvenlik kameralarını ortadan kaldıracaksınız. Bu da bize zaman kazandırır. Siz kameraları etkisiz hale getirirken ben de yolunu kaybetmiş bir turist gibi güvenlik odasına gireceğim ve olayı bitireceğim. Ne yapıyorsun be? Eğil üstüne çıkayım, eğil. Ne diyorsun be? Süleyman eğil üstüne çıkayım, şu kamerayı etkisi hale getireyim. Öyle desene be. Ne diyorum ben? Türlü türlü şey geliyor aklıma. Aç bacağını, aç. Bak Süleyman dikkat et bak. Sallanma. Süleyman dikkat et bak. Fıtık olacağım Allah be. Ah, acık ileri gel. Çeto. Ne var? Bacaklarını az daha kıstır, ben burada boğulayım. Süleyman, dengede durmaya çalışıyorum ben bak. Başlayacağım dengene, bu ensemdeki sıcaklık ne? Süleyman bak, terlemişsindir ondan. Acık ileri gel. Süleyman dengede dur bak, kamerayı tutturmaya çalışıyorum. Sokacağım dengene kameranı. Süleyman ne yapıyorsun lan? Bak ne yapıyorsun? Süleyman. Bak Kürül, nereye gidiyorsun lan? Merhaba Mahmutcan. Ha, hoş geldin Şakir abi. Nasılsın? İyiyim, iyi. Hem de çok iyi. Aa, bak bir gün enseleneceğiz yani. Bak başımız çok fena derde girecek yani. Mahmutcan.
paraları cebe atarken öyle demiyorsun ama. Merak etme sen. Dünyada sen duydun mu hiç güvenlik odasından daha güvenli bir yer? Yok. Adamlar malla gelecek, parayla takas edecek. Tik tak. Gülüma indir aşağı bak. Çok keyfimden mi gidiyorum? Dur, kıpraşma. Heh, indir bakayım. Yavaş, bir iki. Heh, oh. Tamam. Şunu atayım. Lan Süleyman bıraksana beni. Ben tutmuyorum ki, ellere bak, boş. Oğlum ne oldu ki böyle? Ana, lan kemerin takılmış, dur. Öyle inersen gökten düşer gibi. Ya Süleyman bak, benim kafamı bozma, şunu çıkart, çöz çabuk. Ben ne yapıyorum, ben ne yapıyorum? Dur kıpraşma. Tövbe yarabbim, tövbe Süleyman bak, arkamda sert bir şey oluyor, o ne o? Telefon, telefon. Bir telefon burada, gene sert. Bilmiyorum artık. Abi benim para hazır değil mi? Hazır tabii koçum. Sen merak etme. Daha çok para kazanacağız bu işten. Çok. Peron işte ukaz var. Çabuk gelin lütfen. Süleyman. Süleyman böyle hızlı hızlı yapma bak. Erkeş bize bakıyor, böyle yapıyorsun. Çıkmıyor. Ne bakıyorsun abla, ne var, ne bakıyorsun? Tuğ sapık. Sen kime çabuk diyor? Kardeşim o benim be. Tövbe yarabbim. Süleyman töpürüyor. Ya buraya. Ya. Bir ben gözünü düşürdüm. Yavaş Süleyman. Ya böyle hiç olmadı ya Çeto. Selamun aleyküm. Hello. Hayırlı işler Kalimera. Hi. Oh, metroya bak. Allah'a emanet anasını satayım. Anam bu ne be? En sevdiğim adam. Abraham Lincoln. Babanın kemiğine. Çeto çözemiyorum, kilitlenmiş, iç içe girmişler. Nasıl çözeyim? Ne yapıyorsunuz lan sapıklar? Ya ben geliyorum ben. Ne yapıyorsunuz? Ağzından verinin, köpek misiniz? Metroda olay olmuş dediler, hemen geldim. Anladın bakalım. Şey, komiserim, bize olay var dediler. Merak ettik ne var diye, koştuk baktık. Vallahi başka bir şey bilmiyoruz komiserim. Odanın güvenlik kamerasının kayıtlarını getirin. Bu tarafın kameraları bozuk komiserim. Yani bugün geleceklerdi, çalışmıyorum. Sen bunca yılın güvenlik şefisin. Yani burada olup biteni anlamadın mı? Hayır, olay olunca biz hemen koştuk ama bu adamlar ortalığı darma duman etmişlerdi. Komiserim, belki biraz klişe olacak ama biz gerçekten masumuz. Ah canım. Peki, bu ne o zaman? Ha? En az 50 kişi hastanelik olmuş bu yüzden. Ben deterjanı taşıyordum, onu Çeto taşıyordu. Şimdi komiserim, bu benim cebimdeydi böyle. Lan delilo. Bu delilo benim cebimden düşünce komiserim, ben bunu aldım yerden alayım diye böyle elime aldım. Ondan sonra bu insan ağzına var. Hop. Ama lan Ezber. Evet. Bu geldi oradan böyle benim parmağıma böyle yapışınca böyle döndürdü beni. Ondan sonra hepimiz yandık komiserim yani, öyle oldu yani. Peki, senin cebinde ne arıyor bu? O çınmalı Mozambikler yüzünden. Hiçbir işe yaramıyorlar. Mozambik var ya. Mozambik? Mozambik. Şimdi komiserim benim de bok gibi Mozambik var. Onur dedi ki bunlar bir işe yaramaz dedi Mozambikler. Ya ben ne bilirim Mozambik ne? Onu git Çener İstesi ortana sen. Onur'a bak. Onur kim lan? Ha? Kim? Onur kim? Şimdi komiserim bu Onur var ya, bu Süleyman'ı da kendine benzetti. Ben o gece mezarlığa gittiğimizde ellerimi kaldırdım. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim dedim ama ben o şeker kutusunu gördüysem, içinden bir tane şeker yediysem Allah benim gözümü kör etsin, ışığa kör bakayım komiserim. Onur ben de yemedim diyor ama ben onu Allah bir dediğinden başka hiçbir şeye inanmıyorum.
Sence de o şeker kutusundan yemiştir değil mi bu münafık Onur komiserim? Yapmıştır bence de, yapmıştır ama ben kefilim. Bu garibim Süleyman'ın hiçbir şeyden haberi yok. Biz bundan pazarda don sütyen satacaktık. Yazık fakire ya. Ben de varım dedim, don sütyen satalım dedim. Hatta üstten sütyen bile taktım şerefsizim. Ne don, ne sütyeni, ne şekeri, ne şeker kutusu? Ne anlatıyorsunuz siz? Şimdi adam bana bunları yediğimin çarpınca, böyle bana zimmetleyince ben de mecburen işe girmek zorunda kaldım. Bunlar şimdi şekerin yemişler, şeker yedikleri... Bunlar işte... çoğul konuşma Süleyman, gırtlağını çıkarın bak. Bana çoğul konuşma. Bunlar kayış kopar. Rıza Baba. Ulan bana bir daha Rıza Baba deme, seni arka sokakta döverim. Sen bana git şu fırıldak Onur'u bul gel hemen, tamam mı? Bir daha da bu bol pantolonu giyme. Çık gözüm görmesin. Ne yapıyorsunuz? Özel bir şey konuşuyorduk komiserim. Ha, devam edin o zaman. Çıkın siz de. Bak. Süleyman, ben burada seni savunuyorum.